Gündemine hoş geldiniz. Ülkemizde ve dünyada bir haftada neler yaşandı? Merceğimize neler takıldı? Birlikte bakalım. Kütahya elektrikli otobüsle tanıştı. Sanayi işbirliği projesi kapsamında Kütahya Belediyesi'ne kazandırılan %100 yerli elektrikli otobüsün tanıtımı Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık tarafından yapıldı. Başkan Işık, Türkiye'de Kütahya'nın ilk kez bu projeyle pilotili seçildiğini ifade etti ve elektrikli otobüsün Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi. Temsa tarafından %100 yerli olarak üretilen otobüs hakkında konuşan Başkan Işık, bu otobüsü şehir içi taşımacılığında kullanacağız. Otobüsün fizibilite raporunun hazırlanarak bize teslim edilmesinin ardından proje kapsamında şehrimizle tanıştırmaya başlayacağız dedi. Otobüs hakkındaki bilgilere gelirsek, otobüs 30 artı 2 kapasiteli, kullanılan teknolojinin %100'ü yerli. Batarya ve yazılımlar Temsa tarafından geliştirildi. Araç %100 elektrikli şekilde yol alıyor ve 2 saat süren bir şarj süresiyle yaklaşık 400 kilometre gidebiliyor. Peki karayollarında neler oluyor? Son gelişmeyle devam ediyoruz. Zonguldak'tan Kilimli ilçesine kadar olan yolu 5 dakikaya indiren Zonguldak-Kilimli yolunun ardından Muslu Filyos arasındaki tünel çalışmalarında ilk kazma vuruldu. Batı Karadeniz sahil yolunun 13,8 kilometrelik bölümünü kapsayan çalışmalar Neleri için alıyor? Şimdi ona bakalım. 7 adet çift tüplü tünel, 2 adet aç-kapa, 2 adet tek köprü, 2 adet farklı seviyede kavşak. Çalışmalar sona erdiğinde yollar, Zonguldak Kilimli güzergahında hayatı geçirilen ve ulaşımı modern hale getiren Profesör Doktor Teoman Duralı tünelleri ve Kilimli sahil yoluyla birbirine bağlanacak. Evet, iş makineleri dünyasına uzanıyoruz. Cumins motorlarının kullanıldığı iş makinelerine yedek parça tedariğinde bulunan Orta Doğu Dizel Motor, İsveçli SLP markasının temsilciliğini üstlendi. 1947 yılında Amerika'da kurulan ve dünyanın birçok noktasında motor yedek parça satış alanında faaliyet gösteren Interstate McBee markasının Türkiye Distribütörlüğü'nü de yapan firma, MK Dizel, SANS, OMP markalarının da temsilciliklerini başarıyla yürütüyor her geçen gün işağını genişleten Orta Doğu Dizel, son olarak Volvo motorları için İsveç menşeli SLP markasının temsilciliğini yapmaya başladı. Genel Koordinatör Mustafa Kemal Beskin, yaptığımız anlaşmayla 2022 yılında Kumis marka motorlara ilaveten Volvo marka motorlar için de SLP markasıyla sektöre tedarik hizmeti sunacağız dedi. 2022 birçok önemli fuara sahne olacak. O fuarlardan en büyüğüyle devam ediyoruz. Avrasya'nın en büyük iş makineleri fuarı Komatek 2022 uzun bir aranın ardından 9-13 Mart 2022 tarihlerinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor. İlk kez 1990 yılında düzenlenen fuar 100 binlerce kişiye ulaştı. 16. kez düzenlenecek fuarın bu seferki adresi turizmin başkenti Antalya. Son Komatek fuarı 2017 yılında yapılmıştı ve o yılki fuarda 22 ülkeden 113'ü yabancı toplam 369 katılımcı yer almıştı. 33.734 kişi de komateği ziyaret etmişti. Komatek 2022'nin dikkat çeken detayı ise ilk kez Ankara dışında yapılacak olması. Peki neden Antalya? Yetkililer bu soruya şöyle cevap veriyor. Antalya'nın turistik altyapısı Havaalanının uluslararası uçuşlar için önemli bir bölgede yer alması, sezon dışı olan fuar tarihlerinde alternatifli konaklama imkanlarının bulunması ve şehrin uluslararası bilinirliğinin fazla olması. Şimdi de lastik dünyasına uzanıyoruz. Pirelli, dünyanın en popüler araç kategorilerinden sportif arazi araçları için yeni Scorpion lastik serisini tanıttı. Yeni Scorpion, modern suların daha fazla ağırlık, Yüksek ağırlık merkezi ve benzersiz mekanik ve sürüş dinamikleri gibi temel özelliklerine cevap vermek için geliştirildi. Pirelli yeni Scorpion serisini geliştirirken çevre dostu tasarım yaklaşımını esas aldı. Böylece ortaya azalan dönme direnci, daha az yol gürültüsü, daha yüksek kilometre performansı çıktı. Geliştirme sürecinde yenilikçi materyaller ve ileri teknolojili modelleme kullanıldı. Elde edilen sonuçlarsa hayranlık uyandırıcı. Daha kısa frenleme mesafesi, daha yüksek kavrama, daha iyi araç dengesi ve daha düşük suda kızaklama riski. Yeni Skorpion aynı zamanda çok sessiz ve Avrupa lastik etiketine göre önceki nesil lastiğe kıyasla 3 desibele kadar daha az gürültü yayıyor. Evet yolun gündeminden bu haftalık bu kadar. Keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.